Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Norveç ve Almanya'nın 2017'den beri görüşmeleri süren denizaltı ve füzelerini ortaklaşa üretmeyi amaçlayan işbirliği anlaşmasının onaylandığı bildirildi. Norveç Savunma Bakanlığı, 212 CD tipi denizaltılarla ilgili anlaşıldığını ve denizaltı için üretilen füzelerin ortak geliştirilmesi konusunda da anlaşmaya varıldığını duyurdu. Nihai sözleşme Alman parlamentosu tarafından yaz aylarında onaylanacağı tahmin ediliyor. Açıklamaya göre, ilk denizaltı 2029'da teslim edilecek ve proje için toplam 45 milyar Norveç kronu ödenek ayrılacak. Anglo-Sakson İttifakı'nın yeni yapısı Hint-Pasifik bölgesinde Çin'e meydan okumakla yetinmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Danimarka ve Norveç Barents Denizi'nden başlayarak Kuzey Denizi Manş Denizi istikametinde, Rus donanmasının hareket kabiliyetini sınırlayacak bir görev gücü de oluşturuyor. Dört ülke Barents Denizi görev gücünün hedefi, Norveç'in doğusundaki Kola Yarımadası'nın kuzeyine konuşlanarak Rusya'nın kuzey filosunu, mümkün olan en yakın mesafeden gözlem altında tutmak olacak. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Danimarka, Norveç ortak görev gücü Kuzey Kutup bölgesine yönelik, Murmansk deniz üssü kaynaklı Rus donanma hareketliliğinin başlangıç noktasına baskı yaparak saha savunması uygulayacak. Murmansk deniz üssü 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ihtiyaç duyduğu askeri malzemenin sevkiyatı açısından hayati rol oynamıştı. Soğuk Savaş yıllarında ise Sovyet nükleer denizaltı filosunun kalesiydi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın. We'll be right back.